Allahu Zülcelal Hazretlerine hamd, onun Resulü iki cihanın güneşi, Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e sayısız salatu selamlar olsun. Yüce Allah'ın rahmeti, bereketi ve selamı cümlemizin üzerine olsun. Değerli kardeşlerim, Diyanet Amerika merkezimizin ev sahipliğinde yapmış olduğumuz bu sohbetlerimizde İslam ahlakı ve onun hayatlarımıza olan geniş yansımaları üzerinde durmaya çalışıyoruz. Dinimiz İslam adeta üç temel bina üzerine inşa edilmiştir. Bunlar iman, salih amel ve ahlaktır. Bugün İslam dininde çok büyük bir öneme sahip olan kul hakkı konusundan bahsetmeye çalışacağız. Güzel ahlak değerli kardeşlerim, dinimizin en temelinde yer alan esaslardan bir tanesidir. İslam'ın arzu ettiği yüksek karakterli insan da Hazreti Peygamber Efendimiz'in şahsında bizlere gösterilmiş olan yüce bir ahlaka ulaşmayı hedefleyecektir. İslam ahlakının temelini söz, iş ve davranışlarında başkalarına zarar vermemek, başkalarını incitmemek vardır. Ayet-i Kerime'de Yüce Rabbimiz şöyle buyurmaktadır. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Kim zerre miktarı hayır yapmışsa onu görür, kim de zerre miktarı kötülük işlerse onu görür. Bu hayatta yapıp ettiğimiz bütün işler muhakkak ki karşımıza çıkarılacaktır değerli kardeşlerim. Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselam da şöyle buyurmuşlardır. Müslüman dilinden, elinden Müslümanların selamette kaldığı, zarar görmediği kimsedir. Peygamber Efendimiz bir gün ashab-ı kirama dönerek şöyle buyurdular. Müflis kimdir biliyor musunuz? Orada bulunanlar malını mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş kimsedir ya Resulallah diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Aksine gerçek müflis şu kimsedir. Kıyamet günü kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekat da gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş. Bir başkasını dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak onun iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak onun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır. Değerli kardeşlerim, bizler sosyal birer varlık olarak bir toplumun içerisinde yaşamaktayız ve ihtiyacımız olan birçok şeyi de bu cemiyet hayatı içerisinde diğer insanlarla paylaşıyoruz. Toplu halde yaşamanın hikmeti, insanın mutluluğunu, refahını, huzurunu temin etmektir. Ve bu cemiyetle beraber yaşamanın, bir aile içerisinde, bir topluluk içerisinde yaşamanın da belirli ahlaki ve kanuni kuralları vardır. Bu kuralların en önemlisi belki de kul hakkıdır. İnsanın can, mal, namus gibi dokunulmazlıklarını korumaya yönelik olan en temel hak kul hakkıdır. Bir insanın canına kıymak, hırsızlık etmek, gıybet yapmak, yalan söylemek, borç yapmak, iftira etmek, insanlara küfürlü söz söylemek kul hakkını meydana getirmektedir. Bunların değerli kardeşlerim, bu kuralların ihlal edilmesi de Cenab-ı Allah katında büyük bir vebal ve sorumluluk meydana getirir. Kişi
hem bu dünyada hem de ahirette yaptığı şeylerden mesul olacak ve huzur-u mahşerde bunlardan hesaba çekilecektir. Bu yüzdendir ki kendimizden başlamak üzere, kendi nefsimizden başlamak üzere en yakın olan ailemiz, ana babalarımız, kardeşlerimiz, eş ve çocuklarımız başta olmak üzere akrabalarımızla, çevremizde ve toplumdaki herkese karşı bu sorumluluklarımızı yerine getirmemiz gerekmektedir. Sa'd bin Atval radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Kardeşim vefat etmiş ve 300 dirhem mal ile bakıma muhtaç çoluk çocuğunu geride bırakmıştı. Bıraktığı parayı ailesine harcamak istiyordum. Allah Resulü, kardeşin borcu sebebiyle hapsedilmiş durumda, borcunu ödeyiver buyurdu. Bunun üzerine ben de ya Resulallah dedim. Ben onun borçlarını ödedim. Sadece bir kadının iddia edip delil getiremediği 2 dinarı geriye kaldı ya Resulallah dedim. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. O kadına iddia ettiği 2 dinarı ver. Çünkü kadın hakikati söylemektedir. Efendimiz değerli kardeşlerim, bunun gibi sayısız misalde görüleceği üzere bizlere kul hakkına riayet etmemizi hatırlatmış ve bizleri ikaz etmiştir. Yüce Rabbimizin en güzel isimlerinden bir tanesi de El-Hak'tır. Hakka riayet eden insan doğrunun ve hakikatin yani Cenab-ı Hakk'ın emir ve rızasının yanında yerini almış olur. İslam dini değerli kardeşlerim, hak ve hakikatin, hukuk ve adaletin de dinidir. Hak kavramı hem sorumluluklarımızı hem korumamız gereken değerleri bizlere hatırlatır. Rabbimiz bizleri hakka sahip çıkmaya davet eder. Ayet-i kerimede Yüce Allah şöyle buyurmuştur. Allah'a ibadet edin ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayın. Ana babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara, yakın komşuya, uzak komşuya, yakın arkadaşa, yolcuya, ellerinizin altında bulunanlara iyi davranın. Allah kendini beğenen ve daima böbürlenip duran kimseyi sevmez. Değerli kardeşlerim, yine Ashab-ı Kiram'dan Muhammed bin Caş radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında oturuyorduk. Başını semaya kaldırdı, sonra elini alnına koyup, Subhanallah, ne kadar ağır bir hüküm indirildi buyurdu. Biz çok korktuk ve sükût ettik. Ertesi gün, ey Allah'ın Resulü dedim. O indirilen ağır hüküm neydi? Bunun üzerine Allah Resulü şöyle buyurdu. Nefsim kudreti elinde olan Allah'ı yemin ederim ki, bir kişi Allah yolunda öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, sonra diriltilip tekrar öldürülse, üzerinde bir borç varsa, borcu ödeninceye kadar cennete giremez. Bir kimse Allah yolunda öldürülse, yani şehit olsa bile, üzerinde bir kul hakkı varsa değerli kardeşlerim, Yüce Allah o kul hakkının telafisi için o hak sahibine teklifte bulunacak, o şehit dahi olsa kul hakkından adeta azat olmayacak. Peygamber Efendimiz de bu hadisede bizleri ikaz ederek şehitlik makamıyla dahi kul hakkından kurtulamayacağımızı bizlere haber vermektedir. Yine Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, değerli kardeşlerim, günün birinde Ashab-ı Kiram Efendilerimize hitap ederken şöyle buyurmuşlardır.
Nihayet ben de bir insanım. Aranızda bazı kimselerin hakları bana geçmiş olabilir. Kimin malından bilmeyerek bir şey almışsam, işte malım gelsin alsın. İyi biliniz ki benim katımda en sevimli olanınız, varsa hakkını benden alan veya hakkını bana helal eden kişidir. Zira Rabbime ancak bu sayede helalleşmiş olarak ve gönül rahatlığı ile kavuşmam mümkün olacaktır. Bu sözleri dinleyen bir adam ayağa kalkarak, bir kişi sizden istekte bulununca ona 3 dirhem vermemi emretmiştiniz ya Resulallah. Ben de vermiştim. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz buyurdular ki, doğru söylüyorsundur. Ey Fadıl bin Abbas, buna 3 dirhem ver buyurdu. Sonra da Efendimiz şöyle dua ettiler. Allah'ım, ben ancak bir insanım. Müslümanlardan kime ağır bir söz söylemiş veya onu incitecek şekilde vurmuşsam, sen bunu onun hakkında temizliğe, ecre ve rahmete vesile kıl. Değerli kardeşlerim, Müslüman kul haklarına son derece titizlik göstermelidir. Bilerek veya bilmeyerek başkalarının hakkını üzerine geçiren kimse, o hakkı dünyada ödemek ve o hak sahibiyle helalleşmek suretiyle kendisini kurtarmaya çalışmalıdır. Bu fani hayatın bir gün sona ereceğini ve ebedi hayatın ahiret hayatının başlayacağını ve herkesin dünyadaki hayatından hesaba çekileceğini asla unutmamalıyız. Efendimiz aleyhissalatü vesselam da bir kimsenin diğer bir kimsenin haysiyetine yahut malına tecavüzden dolayı üzerinde bir hak bulunursa altın ve gümüşün geçmediği hesap günü gelmeden helalleşsin buyurmuşlardır. Aksi takdirde yaptığı haksızlık ölçüsünde iyi amellerinden alınıp hak sahibine verilir buyuruluyor. İyiliği yoksa da hak sahibinin günahlarından alınıp haksızlık eden kimseye yüklenir buyuruyor Efendimiz aleyhissalatü vesselam. Değerli kardeşlerim, imanın gereği hayatın her alanında orta yol üzerinde olmak, insaflı ve hakkaniyetli davranmaktır. Kendi haklarını koruduğu kadar kendisi dışındakilerin de haklarını korumak bir müminin en güzel şiarındandır. Kendi kişisel menfaatleri için, sadece kendi istekleri için diğer insanların, hatta diğer bütün varlıkların ve tabiatın hakkını çiğneyen kimse, kısa vadede kazandığını zannetse de değerli kardeşlerim, büyük bir ziyan ve iflas içindedir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam, üzerinde kul hakkı bulunan kişilerin hak sahibi olan mazlumlardan helallik almalarını da bizlere tavsiye etmiştir. Bunun yapılmaması durumunda değerli kardeşlerim, acı bir akibete insanın uğrayacağını bizlere yine Peygamber Efendimiz hatırlatmaktadır. Allah Resulü imkanı olduğu halde zamanı gelmiş bir borcu ödemeyenlerin de kul hakkını ihlal ettiklerini şöyle bizlere haber verirler. Ödeme gücü olan zengin kişinin ödemeyi ertelemesi bir zulümdür. Muhterem kardeşlerim, en yakın aile fertlerimizden başlamak üzere hak sahibine hakkını vermek gerekmektedir. Annemizin, babamızın haklarına saygı duymak, eşimizin haklarını sevgiyle ve muhabbetle ona teslim etmek, çocuğumuzun, yine yakınlarımızın, akrabalarımızın haklarını onlara iade etmek lazımdır. Yine iş hayatında
bütün maişet teminindeki gayretlerimizde, iş ortaklıklarımızda, çalıştığımız insanlara karşı, düğünde ve miras paylaşımlarında her türlü hakkı muhafaza etmeye gayret göstermek lazımdır. İnsanoğlu değerli kardeşlerim, anne karnında canlandığı andan itibaren can güvenliği ve hayat hakkına sahiptir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurmaktadır. Bir cana kıymaya veya yeryüzünde fesat çıkarmaya karşılık olması dışında kim bir insanı öldürürse bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir canı kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur. Her insanın değerli kardeşlerim, malını ve meşru kazancını koruma hakkı bulunmaktadır. Haksız yollarla mal elde eden, ticaretine hile karıştıran, müşterisini aldatan veya işçisinin hakkını tam olarak ödemeyip gasp eden kişi, harama el uzatmış kişidir. İnsanın değerli kardeşlerim, kişilik değerleri, şerefi, namusu ve inancı da dokunulmaz şeyler arasındadır. Bir başkasının değerlerine hakaret etmek, onun adını karalamak, yalan ve iftira ile itibarını zedelemek de en önemli hak ihlalleri, kul hakları arasında yer almaktadır. Kul hakkı kesinlikle ahirete bırakılmamalıdır. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın da bizzat tatbikatları böyle olmuştur. O önüne borçlu yani üzerinde kul hakkı bulunan bir cenaze geldiğinde değerli kardeşlerim, onun namazını kıldırmaz, ancak borcu ödendiği takdirde imamete geçerlerdi. Ebu Katade radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah aleyhissalatü vesselama namazını kıldırması için bir adamın cenazesi getirildi. Efendimiz, onun üzerinde borç var, arkadaşınızın namazını siz kılın buyurdular. Bunun üzerine ben de, ya Resulallah, bu borç benim üzerime olsun dedim. Sadakatle mi dedi, sadakatle dedim. Bunun üzerine ben onun borcunu üstlenince o cenazenin borcunu, Efendimiz o cenazenin namazını kıldı. Yine değerli kardeşlerim, Useyd bin Hudayr radıyallahu anh çok şakacı bir sahabiydi. Bir topluluk içinde konuşuyor ve onları güldürüyordu. Şakanın dozu kaçıp biraz aşırıya gidince Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam bir çubukla sadrına hafifçe dokunarak onu ikaz etti. Bunun üzerine Useyd radıyallahu anh, ey Allah'ın Resulü kısas istiyorum dedi. Bunun üzerine Efendimiz de haydi öyleyse kısas yap buyurdular. Bunun üzerine değerli kardeşlerim Hazreti Useyd, fakat senin üzerinde gömlek var ya Resulallah, benim üzerimde gömlek yoktu dedi. Bunun üzerine Efendimiz gömleğini kaldırdı ve Useyd hemen Allah Resulüne sarılıp onun sadrından öpmeye başladı. Ve ya Resulallah, ben bunu bu amaçla istemiştim dedi. Değerli kardeşlerim, kul hakkı konusunda dikkatli olmamız gereken konulardan bir tanesi de kamunun hakkının muhafaza edilmesidir. Kamu hakkı kul hakkından daha kapsamlıdır. Çünkü kul hakkının ihlali durumunda hak sahibiyle belki bir veya birkaç kişiyle helalleşerek o haktan kurtulmak mümkündür. Fakat kamunun hakkı ihlal edildiği zaman bununla helalleşmesi daha zordur ve insanı daha güç bir durumda bırakmaktadır. Ve bu yüzdendir ki değerli kardeşlerim, kamu hakkı belki de kul hakkının en ağır sorumluluğu olan büyük bir emanet gibidir.
Bu emanete ihanet etmekte kişiyi yine hem dünyada hem de ahirette büyük bir hüsrana götürebilir. Peygamber Efendimiz yine yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyurulmuştur değerli kardeşlerim. Hiçbir peygamberin emanete hıyanet etmesi düşünülemez. Kim emanete, devlet malına hıyanet ederse, kıyamet günü hainlik ettiği şeyin günahı boynuna asılı olarak gelir. Sonra da hiçbir haksızlığa uğratılmaksızın herkese kazandığının karşılığı tas tamam ödenir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da bizleri şöyle uyarmıştır değerli kardeşlerim. Kimse hakkı olmayan bir karış toprağı bile almasın. Eğer alırsa kıyamet gününde Allah 7 kat yeri onun boynuna dolar. Bir başka hadis-i şerifte de şöyle buyurulmuştur. Kim bir işte görevlendirilip yaptığı işin karşılığı bir ücret alıyorsa, onun bu ücret dışında alacağı her şey emanete hıyanettir. Değerli kardeşlerim, iyi bir Müslüman olmak istiyorsak, Allah ve Resulünün rızasını kazanmak istiyorsak, bütün insanların, bütün varlığın hakkına saygı göstermeliyiz. Hiç kimsenin hakkını, hududunu çiğnememeliyiz. Kimsenin malına el uzatmamalı, kimseye zulüm işlememeliyiz. Haksızlığın ağır vebalini düşünerekten, ahiretteki hesabın şiddetini ve zorluğunu her daim aklımızda tutmalıyız. Kul hakkı, kişinin cennet ya da cehenneme gidişinde önemli bir rol oynamaktadır. Allah'ın huzuruna kul hakkı ile çıkmanın da çok büyük bir vebali bulunmaktadır. Çünkü böyle bir günahın Allah tarafından bağışlanması, hak sahibinin affetmesi şartına bağlanmıştır. Hak sahibi hakkını almadıkça veya bu hakkından vazgeçmedikçe Allah kul hakkı yiyenin bu günahını affetmiyor değerli kardeşlerim. Rabbimizin ilahi adaleti bunu gerektiriyor. Buna göre gasp, hırsızlık veya izinsiz alma gibi yollarla elde edilen haram para veya mal sahipleri biliniyor ise kendilerine yahut mirasçılarına, bilinmiyor ise fakirlere veya hayır kurumlarına, onların namına sadaka olarak verilmelidir. Ayrıca yapılan bu kusurlardan dolayı da Yüce Allah'a tevbe ederek af ve mağfiret dilenmelidir değerli kardeşlerim. Ebu Şurayh radıyallahu anh anlatıyor. Peygamberimiz diyor bir defa arka arkaya 3 defa yemin ederek vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz, vallahi iman etmiş olmaz buyurdular. Orada bulunanlar tarafından ey Allah'ın peygamberi bu iman etmiş olmayan kimdir diye soruldu. Efendimiz de kim olacak? Şu komşusu haksızlığından, kötülüğünden güven içinde olmayan kimse cevabını verdi. Yani komşusu, yakınındaki kimseler onun haksızlığından ve kötülüğünden güven içinde değilse bir kimse Efendimizin ikazıyla tam anlamıyla iman etmiş olmuyor değerli kardeşlerim. Yine mal ya da darp gibi şeylerle ilgili olmayan gıybet, bühtan gibi hak ihlallerinde de değerli kardeşlerim, hak sahibiyle helalleşmek gerekir. Bir kardeşimizin farkında olarak ya da olmayarak gıybetini yapmak, yine onun hakkına ve hududuna girmektir. Onun dedikodusunu yapmak da yine o kimseyle helalleşmeyi gerektirmektedir. Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam hayatının son günlerinde hastalığı esnasında mescitte minbere çıkmışlardı. Ve insanlara, orada hazır bulunanlara Efendimiz şöyle hitapta bulundular. Ey insanlar!
Belki yakında aranızdan ayrılacağım. Allah'ın huzuruna kul hakkıyla gitmekten daha ağır bir şey yoktur. Kimin bende bir alacağı varsa, işte malım, gelsin alsın. Kim yanlışlıkla veya kasten vurmuşsam kime, işte sırtım, gelsin vursun. Bu konuda asla çekinmeyin. Şunu bilin ki, içinizde bana en sevimli olan, benden olan hakkını alan veya bana hakkını helal eden kişidir. Bunun üzerine bu davranışıyla değerli kardeşlerim, Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam helalleşmenin ne kadar önemli olduğunu tekrar bizlere göstermiştir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam veda hutbelerinde bütün insanlara yönelik evrensel mesajlar vermiş ve yine veda hutbesinde pek çok kul hakkını ilgilendiren konuda bütün ümmetini ikaz etmiştir Allah Resulü. Allah'ın affetmeyeceği iki günahtan biri olan kul hakkına büyük bir önem vermiştir. Efendimiz veda hutbesinde bu dünyadan göçmeden önce değerli kardeşlerim, orada o hutbeyi dinleyen on binlerce ashab-ı kirama hitap ederken can ve mal dokunulmazlığından bahsetmiş, cahiliye adetlerinden olan ribanın ve kan davalarının kaldırılmasını emretmiş, bir suçun günahın şahsa ait olduğunu haber vermiş, karı koca arasındaki haklar ve sorumluluklardan bahsetmiş, çocuğun babasından başkasına nispet edilmemesi gerektiğini, Müslüman kardeşliğini ve Müslümanların birbirleriyle savaşmaması gerektiğini bizlere ikaz etmiş. Emanetlerin de yine sahiplerine iade edilmesi gerektiğini ve bunun da yine değerli kardeşlerim, büyük bir kul hakkı olduğunu bizlere haber vermiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam veda hutbesinde şöyle buyurdu. Ey insanlar, sizin canlarınız, mallarınız, ırz ve namuslarınız Rabbinize kavuşuncaya kadar birbirinize haramdır, dokunulmazdır. Değerli kardeşlerim, Allah dostlarından Beyazıt-ı Bistami Hazretleri yağmurlu bir havada cuma namazına gitmek için evinden çıkmıştı. Sağanak halde yağan yağmur yolu çamur haline getirmişti. Yağmur bitinceye kadar bir evin duvarının altına dayandı. Çamurlu ayakkabılarını duvarın taşlarına sürerek temizledi. Yağmur yavaşlayınca da camiye doğru yürümeye başladı. Bu sırada aklına bir mecusinin evinin duvarını kirlettiği geldi ve üzülerek onunla helalleşmeden nasıl cuma namazı kılabilirsin? Başkasının duvarını kirletmiş olarak nasıl Allah'ın huzuruna durursun diye düşündü ve geri dönüp o mecusinin kapısını çaldı. Kapıyı açan mecusi, buyurun bir arzunuz mu var diye sorunca, sizden özür dilemeye geldim dedi. Mecusi hayretle ne özrü diye sordu. O da, biraz önce duvarınızı elimde olmadan çamurlu ayakkabılarımı temizlemek maksadıyla kirlettim. Bu doğru bir hareket değil. Yağmurun şiddeti bana bu inceliği unutturdu deyince mecusi hayret ederek, peki ama bunun ne zararı var? Zaten duvarlarımız çamur içerisinde. Sizin ayağınızdan oraya sürülen çamur bir çirkinlik veya kabalık meydana getirmez dedi. Bunun üzerine değerli kardeşlerim, Beyazıt-ı Bistami Hazretleri, doğru ama dedi, bu bir haktır ve sahibinin rızasını almak lazımdır dedi. Bunun üzerine mecusi, size bu inceliği ve insan haklarını bu derece saygılı olmayı dininiz mi öğretti diye sordu. Evet dedi Beyazıt-ı Bistami. Dinimiz ve bu dinin peygamberi olan Muhammed Aleyhisselam öğretti. Bunun üzerine değerli kardeşlerim, bu mecusi olan zat o halde diyor,
biz niçin bu dine girmiyoruz diyerek kelime-i şehadet getirip Müslüman oldu. İşte kul hakkına riayet değerli kardeşlerim, dinimizin en güzel hasletlerinden bir tanesidir. Ve bunu gören, böyle incelikleri gören nice nice kimseler Müslümanlıkla şereflenmişlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yine son sözleri, bu dünyadan göçmeden önceki son sözleri namaz ve kul hakkı üzerine olmuştur. Hazreti Enes radıyallahu anh şöyle anlatıyor. Vefatı esnasında Resulullah aleyhissalatü vesselam Efendimizin yanındaydı. Bize 3 defa namaz hususunda Allah'tan korkun dedi. Sonra da şöyle buyurdu. Emriniz altındaki insanlar hakkında Allah'tan korkun. 2 zayıf hakkında Allah'tan korkun. Dul kadın ve yetim çocuk. Namaz hususunda Allah'tan korkun. Sonra namaz, namaz diyerek tekrar etmeye başladı. Mübarek lisanları söylemez olunca bile ruh mübarekleri çıkıncaya kadar bunu içten içe tekrar edip durdular. Hazreti Enes değerli kardeşlerim, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın son anlarını bizlere böyle haber vermiştir. Yüce Allah hepimizi büyük bir sorumluluk olan kul hakkına girmekten muhafaza eylesin. Sohbetimizi Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın şu nasihatleriyle tamamlayalım. Allah Resulü şöyle buyurdular. Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Yaptığın kötülüğün, kötü amelin arkasından hemen bir iyilik, iyi bir amel yap ki o kötülüğü yok etsin. İnsanlara iyi ahlak ile muamele et. Amin, amin, amin. Ve selamun alel mürselin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.